efendim. Yine haftanın şüphesiz en heyecan ve merakla beklenen anındayız. Büyük finaldeyiz. Başarılar diliyorum yarışmacılarımıza tekrar. 150 bin TL için buraya geldiniz. Evinizi, barkınızı, işinizi, gücünüzü, çoluğunuzu, çocuğunuzu bıraktınız. Şu mutfakta terler döktünüz. Kah kızdınız, kah kızdırıldınız. Ama sonuçta işte hepinizin kaderi şu an elimde tuttuğum bu kağıtta yazılı. Yine dediğim oldu, yine çok ufak bir puan farkıyla bu hafta Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülü olan 150 bin TL'yi birazdan aranızdan bir yarışmacımıza, evet bu hafta bir yarışmacımız kazandı o ödülü, takdim edeceğiz. Ama ondan evvel tabii ki yine konuşmamız gereken şeyler var. Öncelikle biraz evvel yine galiba bana kuşlar öttüler. Yine nur, yine olaylar, yine söylenen bazı sözler. Bu sefer de Hanım, hemen Selahattin nasibini almış. Bir Selahattin'i dinleyebilir miyim? Hanım, doğru mu duydukları? Yani bana çok ağır bir ithamdan bulundu. Nur mu? Evet, bir kadın Zuhal olarak. Hanım. Dur bir dinleyeyim Allah aşkına. Bir kadın olarak yakıştıramam. Zaten biz de biliyorsun kültürümüze, genelimize kadınlara karşı saygılıyız çünkü. Tabii. Ya bana yakışmaz zaten. Herkes birbirine saygılı olmalı. Tabii olması lazım ki ama biz özellikle kadınlara, kadınlara çok karşı yani bravo. Kadınlar evet. Çünkü annemiz olsun, her şeyimiz var. Yani çünkü eşim olsun. Evet. Argo bir kelime kullandı. Yani bir kadına yakışmayacak bir kelime. Bunun aynısını galiba Gürkan sen de yedin bu lafı. Aynen. Zuhal Hanım. Şimdi mi? Pardon. Ha. Şimdi açık oynamadan sonra oldu galiba. Evet. Siz gittikten sonra hemen burada arkadaşlar da şahitti. O kelimeyi bana kullandı. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Yani ben bunu yani ne yaptım ki bana bu kelimeyi kullandı ki ben anlamadım. Yani. Sen karşılık vermedin umarım. Yok tabii ki ben bir bayan oldum. Bir kadın olduğu için asla ben Gürkan onun seviyesine da düşmedim. Onun seviyesine düşmem yani. Sizler de duydunuz mu İkbal? Ben duymadım. Sen duymadın sen? Özlem Hanım duydu. Ben de duymadım. Duydu. Yanındaydı. Duymamazlık da geliyor. Duydu o da orada. Zuhal Hanım. Bütün ekip duymuş canım. Özlem Hanım da orada. Ekip ben arkadaşlar duymadım. Da biliyor. Ekleme yapabilir zaten miyim? Zaten bana ekip arkadaşları. Hayır şimdi bir saniye söz almak için istiyorum Gürkan. Bir saniye bir de Gürkan'ı dinleyeyim çünkü o da aynı şeyi yaşamıştı. Şimdi olay vuku ederken ben de yakınlarındaydım. Sen de son anda evet son anda. Ben ona söylemedim deyip benimle göz göze gelip Gürkan'a söyledim. Evet. Oldu, cümlesini oldu. Tekrar ve tekrar kurdu. Öyle mi orada oldu? Teşekkür ederim tekrar kendisine. Şimdi ben yine söylüyorum çok da kafayı ütülemek istemiyorum ama demin daha konuştuk masada. Şurada gidiyoruz ne gerek var böyle şeylere? Yani niye seni kötü ansınlar? Yani neden böyle bir şey söylüyorlar? Bu iki oldu ama çok ayıp ya. Zuhal Hanım. Ha ben hiç yakıştıramadım. Dönüp Selahattin Bey size söylemedim dememe rağmen buraya neden taşıdığını anlayamadım. Dönüp bir dakika, ben söyledim yap. Bir kere. Ben duydum arkadaşlarımla biz her zaman kontak halindeyiz. Şimdi daha evvel de yaşadığımız için aynı şeyi. Evet. Yani program içerisinde de dışarısında da fark etmez. Yani bu tasvip etmediğimiz bir şey. Vallahi ben söyleyeyim bak bu konuyla da ilgili de önlemler alırız. Yani çekim bitmiş ama fark etmez. Kime söylediğini de fark etmez. Ha Selahattin'e Gürkan. Yani Gürkan'a söyleyince iş değişiyor mu? Ayrıca niye şimdi Gürkan'a söylemiş olasın onu da anlamadım. Niye Gürkan'a söyledin? Şu an Gürkan ne yaptı ki? Hayatımda hiç bu kadar haksızlığa uğradığımı düşünmüyorum. Ama hayatım bunun eskizi herkes birbirine saydırsın o zaman. Hayır, ya. Hayır. Ya çok aşırı derecede ama senin üslubunda konuşma tarzında bir hata var. Sadece o da değil. Yani masada da sen yani tabii ki konuşacağız, kızacağız, yeri gelecek insanız. Ama şimdi sen insanların suratına karşı da söylememen gereken şeyleri söyledin. Yapma şimdi. Yani bunu kontrol altına almalısın bundan sonraki hayatında evet. Da bence. Hoş olmamış. Özür dilendi mi? Özür dilenmedi. Kesinlikle gayet her şey sen Selahattin'e söylemedin mi? Hayır. Söylemediğimi de o Zuhal biliyor. Zuhal Hanım şey söyleyebilirim. Benden başka kimse yoktu ki orada. Çünkü herhalde ki 3 verdin diye mi İkbal'e? Kesinlikle ondan da. Yani. Ondan rahatsız olmuş bugün. Ya da Özlem Hanım. Nerede? Sen açık oymaz mı? Nereye döndün de söyledin? Ya beni katıp durma. Açık oylama da olmadı dışarıda i̇şte sonrasında. Oldu. Sonrasında. Ha dışarıda. Selahattin Bey şu an ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamadım. Dönüp bir de üstelik Selahattin Bey dedim ki Selahattin Bey size söylenmedi. Daha Selahattin Bey söylemediğim bir söz için özür bekliyorsa. Sana söylememiş. Şey söyleyebilirim Zuhal. Ama Gürkan'a da söylemiş. Gürkan alışkınım zaten diyorsun. Yani bir şey diyemiyorum demek istemiyorum. Herkes kendi çizdiği çerçevede kendi çizdiği saygıda hayata devam üzüm, eder. Keşke böyle olmasaydı gidişat yani ve de sonu. Hani bir puan için bu kadar lafları biz duyacaksak. Tamam bir puanın özrünü diledim zaten. Yine dileyim. Bir puan eksik verdiğim için. Bir puan mıydı? Gürkan Bey gider ayak lütfen. Bana bakın, birisi böyle iki kere bu lafı söyleyecek. Vallahi ben çok farklı tepki özür verirdim. Beklerdim ki üç gündür bu kadar zeytin dalına. Hani sizin de bir çizginiz olsun hayata dair diye.
bir özür beklerdim. Ya gerek yok. Yani sonuçta gerçekten de bu kadar, yani oralara varacak kadar bir konuşmaya gerek yok. Haksızlık ettin. Yani vicdanın rahat mı? Hesabını sor. İşte Özlem de kızgın. Ama Özlem de öyle bir şey duymadık mesela çekim sonrası falan. Değil mi? Öyle bir diyalogla yaşamadın. Bu arada sen sakinleştin mi? Sen de çok kızgındın. Asla. Özellikle İkbal'in yani. Üçünden tabii sonra. Ki, tabii ki. Tabii. Yemek yani yapamayan insanın bana 6 vermesi, Selahattin Bey'in 3 vermesi. Yani 2 puan bana yüksek verdi. Benim o sofram onu hak ediyordu. Yani hiç mi vicdanını sızlamadı? Yine sor. Burası bir yarışma. Ama bu kadar da yarışma içinde, kazanmak için de bu kadar hani haksızlığa girmene gerek yoktu. Bari 6 verseydin ama 5 vermeseydin. 5'lik bir masa değildi. Ona 3 verdin. Nasıl 3 verebilirsin? Yemek getiremedi önüne ya. Buna katılıyorum. Yani nasıl vicdanlı rahat ya? Ben Zuhal Hanım yarışmaya başladığımda da söyledim. Haksız puanlama yapmak istemiyorum. Eve gidip vicdanlı rahat olmasını evet. istiyorum. Haksız da hiç kimseye puanlama bravo. Yapmadım. Peki Özlem yaptı mı sizce? Ben Özlem'den istediğim puanı alamadım. Bana eksik puan verdi diyen var mı? Ben konuşabilir miyim Zuhal Hanım? Şöyle. Şimdi Özlem Hanım aynı şeyden bahsetti az önce. Selahattin Bey'in ona 5 vermesi, bana 3 vermesi ve arada 2 puan mı var diyor. O zaman ben de şunu sormak istiyorum. Gürkan Bey'in masası hazır değildi. Kendisi hazır değildi. Hiçbir şeyini beğenmemişti. Doğru hatırlıyorsam. Hiçbir şey yemediniz ve beğenmediniz. Şimdi ben de en azından bir ezme, bir çorba, önünüze gelen bir şey vardı değil mi? O zaman biz de mi aynı puanız? Ben size masa kurdum. Hazırlandım. Ha, ikinize de mi iki vermişti? Hı-hı, kendi sorguladığı şeyi ona yöneltmek istiyorum. Tamam. Aynısını sen de yaptın. Karidesini beğendim. Senin de sofran ve bir tane çorban. O da çok beğenmedim ama çorba tam diye verdim. Ben sizi verdim. Güzel karşıladım. Ya bir siz masa eksikliğinden puan kaybetmediniz ki zaten. Hayır, genel olarak söylüyorum. Aynı puan olmaması lazım. Siz, kendi bunu sorguluyor ya. Bakın, siz sorguluyorsanız kendiniz yapmayacaksınız. Bana yapılan haksızlıkla sizin yapılan şeyin alakası dahi yok. Yapılmadı. Sizin masanız en fazla 6 irmik, puandı. Siz irmik helvasını kavurmayı bilmeyen tamam, insanın benim tatlıma, bana 6 puan vermez ne kadar adil. Yemek yapmayı bilmiyorsunuz. 6 sayı, yemek yapmayı bilmiyorsunuz diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? O zaman ana yemeğiniz neydi? Masanızda gördüm, masanızda gördüm. En azından ben tam takır her şeyimi getirdim. Paris sosu neydi? Tam takır her şeyimi getirdim. Et miydi o? Tam takır. Zaten Selahattin Bey de ondan peki, yani tam iki puan fazla değil, bana verdi. Nasıl olabilir ya? Peki Selahattin bir şey söylemek istiyorum. Zuhal Hanım ben burada yemek yaptım, sunumlarımı yaptım, bak kebaplarımı yaptım. Her şey. Beni çok kıskanıyorlar. Çekemiyorlar ya. Vallahi çekemiyor Zuhal Hanım ya. Çok ben ne yaptım saçma. Bunlara? Ben bunları tok eve gönderdim. Aş göndermedim ki ya. Hepsine adam de söylüyorum. Aşınızı gerçekten verdi. Karnınızı doyurdu. Yani bu hakaretler. Bir tatlını yedik yani. Lokma girdi. Bir tatlını yedik. Yani ne beni yedik çekemenizin seni? Nedir sen ya? De yapma. Bir tatlını yapma. Yedik ne ya? Ben tatlısını yedim Zuhal. Allah Allah. Sen tatlısını yedin. Kebabını beğenmemiştin. Sen beğenmeyebilirsin de şimdi diyemeyiz ki adama bütün yemeklerin kötüydü bir tatlını yiydi. Olmaz ama yani. Şimdi seyirci de görüyor. Yani. Bakın ben size söyleyeyim. Sizler birbirinizin mutfağını görmüyorsunuz ya. Seyirci seyrediyor sizden farklı olarak. Ve zaten onlar daha insanın o bıçakla bir şey kesişinden bilmem neden gidişattan az çok kestiriyorlar neyin ne olamayacağını ve siz mesela sen onu öyle yapmamışsın. Adam diyor ki yaptım ya da kadın. Biz de buradan yapmış diyoruz yok yapmamışsın. Çorban kesilmiş. Ya kesilmemiş gördük çekiyor kameralar. Yani orada sizin saklanabileceğiniz ya da kusur bulabileceğiniz bir durum yok. Zaten seyirci de neyin olup olmadığını inanın tatmasalar da ekran başından yemeğin olup olmadığını anlıyorlar sizden farklı olarak. Yani tabii ki siz çok objektif değerlendirebilirsiniz. 150 bin TL var ki o da burada sahibini bekliyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ara ara yine konuşacağız tabii ki ama öyle ya da böyle puanlar verildi, söylenenler söylendi. Adaletsiz bir şey yapmışsam o zaman halka bırakıyorum. Herkes. Yorumları ben de bu hafta için çok merakla okuyacağım. Görecek. Ama öncelikle sonuçları okuyacağım ve haftanın maalesef ilk kaybedenini açıklıyorum sevgili seyirciler sizlere. Üzülerek söylüyorum. Gürkan sen oldun. Eksik menü, eksik masa, hatalar ve sonuç. Üzgünüz ama renk kattın. O ne? Müzik geldi. Olmayacak bir hayal idin. Unuttum desem inanma. Mahkum ettin yar aşkına. Sevdiğim mahşer günü. Öyle güzel gülüyordun. Sevmesem ziyan olurdu. Gidişinle bitti her şey. Belki de son ölüşüm. Bravo! Yani 150 bin TL veda etme.
ben kötü oldu ama bu güzel oldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kimin bu şarkı? Erol Ersoy, Cesur'un bestesi, sözü, aranjesi, her şey ona ait. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Kendisine ve sizlere. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah. İyi ki geldin, eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Olur öyle şeyler. 9 puan verdiler. Ben de 3 verebildim. Ne yapayım? Elimden başka bir şey gelmez. Gönül isterdik farklı olsun. Ama olsun, canı sağ olsun. Seninle aynı kaderi paylaşan, aynı puanı alan, haftanın diğer sonuncu ve 150 bin TL'sine veda eden yarışmacımız... İkbal, sen oldun, tahmin ettin herhalde. Sen evet, de aynı puan aldın. Yani sen de yarışmacılardan 9, benden sen de 3 aldın. Teşekkür ederim. Eksik menü yapabilecek bir şey yok. Olağan yemeklerin olsa belki daha yüksek, ben veriyorum çünkü eksik menü de olsa güzel yemeklerin hatırına bazen. Ama maalesef olmadı, olamadı. Teşekkür ederim. Sen daha bir güzel bir renk kattın. Pembeliğinle, güler yüzünle, bu puanlarınla anacağız seni. Çok teşekkür. Evet, ben de pembe değil mi? Evet, bundan sonraki hayatında sana da mutluluklar, başarılar. Ailene sevgiler, selamlar. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz sana da. Ve diğer yarışmacılarımıza da döndüğümde ne görüyorum? Bir Selahattin oturuyor ki yüksek puan aldı. Hemen yanında Özlem var. O da yüksek puan aldı. Ve Nur var. Bakalım, tabii ki bir de benim puanlarım var. Bunlar neticesinde bir şampiyonumuz çıkacak. Ama ondan evvel maalesef yarışmayı üçüncülükle sonlandıran yarışmacımızı açıklayacağım. Nur oluyor. Biliyorum zaten. Sen de 19 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana 5 puan verebildim, 24 teşekkür puan. Teşekkür ediyorum. Tatlın olsaydı veyahut işte çiğ börek olması tabii ki evet, sonuç değişirdi. Belki de iki finalistten biri oldun. Senin de eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Çocuklarınla işinle mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Adamı biraz rahat bırak. Tamam. Bakma şu mobeselere. Tamam. Silo programı. Bak daha tamam, güzel olacak her şey. Tamam. Sevgiler, teşekkür ediyoruz. Ve geldik beklenen, seyircilerimizin de beklediği ana, büyük finale. Tabii ki iki finalistimiz var, Özlem ve Selahattin. Bu haftanın şampiyonu, tam tamına 150 bin TL'nin sahibi. Selahattin oluyor alkışlarımızda. Tebrikler. Tebrikler Selahattin. Haklarını buldu Zuhal Hanım. Gerçekten evet, o kadar eleştirdiğine rağmen. Çok güzel yarıştın. Evet. Eline emeğine sağlık. Gel böyle yaklaş. Teşekkür güzel ediyorum. Yemekler yedirdin. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. Güle güle harca. Çok teşekkür hemen ederim. Hemen en yakın rakibinin puanını açıklayayım. Senin puanına da geleceğiz. Özlem, sen 25 puan aldın diğer rakiplerinden. Ben sana 6 puan verebildim. 31 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Teşekkür bundan ederim. Sonra sana da çocuklarınla, eşinle mutlu güzel bir hayat diliyorum. Teşekkür İyi ederim. İyi ki geldin. Ve geliyoruz şampiyonumuza. Sevgili Selahattin, sen yarışmacılardan 27 puan aldın. Ben sana haftanın en yüksek puanı 7 puan verdim. 34 puanla tamamladın. Dolmandan, Haydari'nden bir de çorbandan kırdım. Doğrudur. Ama bu şampiyonluk için yeterli bir puandı. 34 puanla da 150 bin TL'yi aldın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gel seninle kapatalım yarışmamızı. Evet. Ve seyircilerimize de teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Ama öncelikle tabii tüm yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Elinize emeğinize sağlık. Ederim. Ve tabii ki harika ekibime de bir teşekkür etmek istiyorum. Elinize sağlık. Sizlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Yine sizle buluşalım. İyi akşamlar. Hoşçakalın.